Çobanoğlu Av Market'in önündeyiz. Mamalarımızı teslim aldık. Kendilerine teşekkür ederiz. Bizim için bir sokak hayvanını doyurabilir misin? Evet, doyururum. Tamam, teşekkürler. Biliyorum sen bir meleksin. Rica ederim, ne demek doyurun sen? Başımı döndürdün, acımı dindirdin, yolumdan çevirdin, eğlendirdin, sakinleştirdin, ehlileştirdin ve daha bir sürü şey. Bir Semtin sokak hayvanları eğer sizden kaçmıyorsa orada yaşayın. Çünkü komşularınız güzel insanlardır. Sokak hayvanlarına zarar veren insanlarla ilgili ne düşünüyorsunuz diye sorduk. Çok kötü şeyler düşünüyorum. Yani hayvanların da her insanlar kadar yaşama özgürlüğü var doğada. Yani onları, zarar verenleri affetmem hiç kimse. Onları beslemek lazım. Kenara köşeye su koymak lazım, yemek koymak lazım. Kötü davrananları cezalandırmamalıyız. Onları kınıyorum, üzülüyorum. Sokak hayvanları da bir canlı. Onlara değer vermek lazım. Onları koruyup kollamak lazım. Vallahi yarın iyi yapmıyorlar, ne düşünüyorum. Sokak hayvanları da olsa, evcil hayvan da olsa bir can kıyılamaz hiçbir zaman. Onu şiddetle kınıyorum. İnsan canı gibi onlar da bir can taşıyor. Yani onlar da insan gibi canlı, çok sevimliler. Kıyılmaması lazım, bakılması lazım. Çok kişiyi orada Bulgaristan'da bütün mahalle para topluyoruz her hafta. Kedi köpekleri mama alıyoruz. Kınıyım yani. Yani sokak hayvanlarına hepimiz sahip çıkmalıyız. Yani ben de sonuçta kendi iki tane köpeğim var. Yani bence onların ceza alması gerektiğini düşünüyorum. Hem de acilen. Hem de ağır cezalar alması gerektiğini düşünüyorum. İnsan olmadıklarını düşünüyorum. Hayvana zarar verilmez abi. Veren cezasını çekecek. O zaten yörüklüğe girdi. Cezası var yani bunun. Ama ne zaman uygulanır bilmiyorum. Onlar bizim inancımıza göre Allah'ın bize gönderdiği dilsiz melekler. Onlara çok iyi davranmamız lazım. Hainlik. Evet. Ne demek, onlar da bir insan. Canlı. Evet, onlar da bir insan. Ne demek yani bu? Sokak hayvanlarına işkence yaptın mı? Sen kendine işkence yapmış oluyorsun. Edirne Doğayı Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği Yönetim Kurulu üyesi Melike Durak'la birlikteyiz. Melike Hanım, son zamanlarda duyduğumuz hayvanlara zarar veren insanlar artış gösteriyor maalesef. Bununla ilgili düşüncelerinizi alabilir miyim? Türkiye gibi gelişmiş, hani işte demokrasiyle yönetilen, anayasanın olduğu bir ülkede bir adam ya da bir başka birisi bir hayvana tecavüz ediyor, kediye tecavüz ediyor, ayaklarını kesiyor, işte kulaklarını kesiyor, aklınıza gelemeyecek işkenceler yapıyor. Bunun sonucunda da çok cüzi rakamlar, 600 TL, 1000 TL, işte 2000 TL gibi bir ceza alıyor. Daha da kötüsü, siciline işlenmiyor. Mesela siz bu insanları işe alıyorsunuz. Okulda çocuğunuzun servisçisi belki bunlar. Yani sicilinde yok, sicili temiz çıkıyor. Ya bu gibi çok sıkıntılar var. Hani toplumsal olarak da aslında çok şu anda hani tepki de artmış durumda. Çünkü insanlar artık son raddesine gelmiş halde, yani bunlar çok fazla artış gösteriyor. Çok üzücü yani. Trakya'da da maalesef bu olaylar var şu anda. Bunlar toplum için çok tehlikeli insanlar. Olmaması gereken insanlar. Yani bu ülkenin nasıl diyeyim, yüz karası olabilecek insanlar. Hayvanları sevmek zorunda değilsiniz ama saygı göstermek zorundasınız. Onların da bizim kadar yaşamaya hakkı var. Ve bu tarz videolarımızın devamı gelsin istiyorsanız beğenip paylaşmayı unutmayın. Ya gelmeseydin, yetişemeseydin.